hadi. Senin yaptığın inşaatlarda buluşmaktan bıktım. Daha sıcak bir yer bulamadın mı? Sızlanmayı bırak. Burası bitince %15 alacaksın. Fırat'la uğraşmam bedeli de budur zaten. İskelede işini bitiremediniz ama. Buraya bunları dinlemeye gelmedim Cemil. Telefonda konuştuğumuz konuyu araştırdın mı? Evet. Cengiz ve Saadettin Kireç bizim bir ilgimiz yok diyor. Üstelik arabanın frenleriyle falan da oynamamışlar. Nasıl yani? Kim yaptı o zaman? Ben de benim adamlarıma böyle bir emir vermediğime göre geriye bir ihtimal kalıyor. Sen yaptın. Ve suçu da başkalarına atarak aradan sıyrılmaya çalışıyorsun. Cengiz de, Taadettin de benim gibi düşünüyor. Hatta bundan sonra seninle çalışmasak mı diye konuştuk aramızda. Ne düşündüğünüz? Umurumda bile değil Necati. Ben olmasam kanun karşısında ne yapacaksınız? Sizi kaç defa savcının odasından elinizi kolunuzu sallayarak çıkarttım. Unutuyorsun galiba. Necati. Sakin ol değil mi? Sakin ol. Aklını kullanamayan insanlardan nefret ediyorum ama Necati. Fırat'ın bizden başka bir düşmanı var. Bu hepimiz için bir avantajken siz kalkmış beni suçluyorsunuz ama Necati. Sakin ol. Bu aptallıktan başka bir şey değil. Necati. Şu kazayı araştır. O sırada arabayı kim kullanıyormuş? Öğren. Tamam patron.